Medeni Kanunu'nun getirdiği yenilikler. Vatandaşlar arasında hak ve ödevler bakımından eşitlik sağlanmıştır. Kadınlara istediği mesleği seçme hakkı tanınmıştır. Mirasa kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Boşanma hakkı kadına da verilmiştir. Boşanma durumunda çocuğun vesayeti anneye verilmiştir. Kadın ve erkek için tek eşle evlilik benimsenmiştir. Resmi nikah zorunluluk getirilerek evlenme devlet kontrolüne alınmıştır. Evlilikte yaş sınırı getirilmiştir. Aile hayatında eşitlik sağlanmış ve modern Türk ailesi oluşmuştur. Dinsel ve mezhepsel ayrımlara son verilmiştir. Medeni kanunun kabulü ile birlikte Türk toplumunda ve aile yaşamında kadın erkek eşitliği sağlama yoluna gidilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün sırasıyla eğitim gördüğü okullar. Mahalle Mektebi Selanik'te, Şemsi Efendi Okulu Selanik'te, Selanik Mülkiye Rüşviyesi, Selanik Askeri Rüşviyesi, Manastır Askeri İdadisi, Harp Okulu, Harp Akademisi. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre kendisine yasal danışman atanmış olan kişi ehliyet bakımından sınırlı ehliyetli grubuna girmektedir. 1982 Anayasasına göre Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanını Anayasa Mahkemesi seçer. 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre seçilme yeterliliğini kaybeden belediye başkanının başkanlık sıfatını kaybetmesi Danıştay'ın kararıyla olur. Osmanlı Devleti dağılma döneminde birçok savaşta başarısızlığının artması üzerine ekonomik olarak zayıf düşmüştür. Bunun üzerine Osmanlı Devleti ilk kez Kırım Savaşı sırasında dış borç almıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben inkılap ruhumu ondan aldım" diye söz ettiği kişi Tevfik Fikret'tir. Sovyet Rusya'da kurulan rejimden olumsuz etkilenen insanların Anadolu'da halk güçleriyle benzer bir düzen kurmak amacıyla oluşturdukları grup ya da cemiyet Yeşil Ordu'dur. Anadolu'da uygulanan işgallere karşı Türk halkı vatanı koruma ve bağımsız yaşama isteği sonucunda oluşturduğu önemli direniş ruhu olan Kuvayi Milliye'nin birliklerinden Kara Hasan müfrezesi hangi itiraf devletine karşı kurulmuştur? Fransa'nın. Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleriyle sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderlerini ve mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak, kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştay'ın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltme sisteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz. Vergi, benzeri mal yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasında uyuşmazlık çıkarsa Danıştay kararları esas alınır. Kamu düzeninin unsurları güvenlik, dirilik ve esenlik, genel sağlık, genel ahlakın korunması ilgileridir. Dokuzuncu Hariciye Koşu, Fatih Harbiye, Yalnızız, bir tereddütün romanı gibi eserleriyle tanınan yazarımız Peyami Safa'dır. Türkiye'de karikatür sanatının önde gelen isimleri arasında yer alan Muhlis Bey, Prens Beri Medya Hanım, Arap Kadri, Mithat ve Çırak Birsat gibi karakterlere hayat veren ve 2022 yılında hayatını kaybeden sanatçımız Latif Demirci'dir. Türkiye'nin üyesi olmadığı bazı kuruluşlar Avrupa Birliği, G7 ülkeleri, Arap Birliği, OPEC, NAFTA, Şangay İşbirliği Örgütü yer alır. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi SABİM tarafından COVID-19 ile mücadele kapsamında oluşturulmuş olan danışma hattı ALO 184 idi. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü, şekil ve esas bakımından resmi gazetede yayınlanmasına itibaren 60 gün içinde iptal davası açılabilir. Anadolu'da kılıç hakkı fermanı sonrasında kurulan, 1. Beylik içerisinde en güçlü olan ve Sivas'ta kurulan Danışment Beyliğine son veren Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı hangisidir? 2. Kılıç Arslan'dır.